Hanımlar beyler, Pokemon Revolution Online'a yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda bu arada izleyicimiz Berkay var. Canlı yayında da bizimle beraber. Ve sevgili chatle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın, bu arada burada biri var. Kim bu? Bekle. Tekrardan bu. Bu Pokemon veya onun gibi bir şey diyor. Miu miu dedi ve bize bakarak uzaklaştı. Yok oldu. Evet abi, neyse ne dedik ve buradan artık uzuyoruz sevgili dostlar. Misty ile kapışmak isteyeceğiz ama level'larımız ciddi anlamda berbat. En azından bir deneyeceğiz. Eğer olmazsa Pokemon'larımızı satacağız. Bir saniye, burada 3 milyona Wingull satılıyor abi. Neden? Bu Wingull'ın bir özelliği mi var? Yo, niye 3 milyon bu? Millet kafayı yemiş abi. Enflasyon vurmuş herhalde. Evet, Misty'ye doğru yol alalım. Ya bu açıkçası savaşımızdan önce bu devimiz bir Roselia olsaydı bizim için çok iyi olacaktı da zor abi, deneme bence. Ya şey yaparız ya, onların yardımcılarıyla savaşırken en azından bir iki Pokemon'umuz level alır, daha iyi olur. O yüzden bir deneyeceğim. Muhtemelen zaten yenmemiz çok çok zor. Bu arada bir Poke Center'a uğrayacağım ben ya ondan önce. Şöyle bir gelelim buraya. Bir şeyler satın almam lazım. Hiç potion'ım yok dostlar. En azından şöyle bir 5 tane bir potion'ımız olsun. Tamamdır. 28K poke dolarımız var. Güzel para. Hiç sıkıntı değil. Burada bir Slowbro var. Bunu poke stacks'imize ekledik. Sonic Boom kullanabiliyormuş. Burada diyor ki işte Sonic Bomb kullan. Neden beni dinlemiyorsun? Pokemon'u henüz kontrol edemiyorum diye cart konuşmalar. Burada bir eğitmen kardeşimiz var. Sen kimsin birader? I have Clefa. Clefairy. Yok kardeşim. Clefa'ya karşı Clefairy veriyormuş. Ya pardon, Clefairy'ye karşı Clefa veriyormuş. Fakat biz şu an öyle bir şey istemiyoruz. Bu arada Clefairy'yi yakalamak istiyorum. Çünkü Officer Jenny'nin görevi vardı sevgili dostlar. Hatta açıkçası şimdi o görevleri yapabiliriz gibi geliyor bana da. Mount Moon'u uğramamız lazım onun için. Onu da aslında en sonunda yapabiliriz. Jim'leri yendikten sonra Copycat Famous var. Onunla kapış abi, iyi level alırsın. Copycat'lere iyi level veriyor. Aslında bizim geri dönmemiz lazım şey için. Bu Brock'ta da Copycat vardı da çok uzun ya. Mount Moon vesaire geçeceğiz. O biraz beni üzüyor. Dik kullanmayı bilseydi Pokemon'umuz çok kısa bir işlemdi. Evet dostlar, artık Misty'nin G'mindeyiz. Pikachu'ya level aldıracağım. Önemli olan şu an Pikachu. Golduck Psyduck'in evrimi değil mi? Aynen kanka. Abi sen önceki eğitmenin takımına götürdüğün Mike'sa çok yüksek level Pokemon'lar gelebiliyor. Dur bakalım. Evet, level belli değil sevgili dostlar. Çünkü biraz zor olabiliriz. Yok, Electro Ball'la yarım bulduk. Water Pulse atıyor. Çok vurmaması lazım. Allah'tan çok vurmaması lazım dedik. Adam yarı canımızı aldı. Tamamdır. Pikachu iyi, güzel tek attık. Bu bizim için önemli. Thunder Wave'i öğrendi Pikachu. 6300 XP aldık. 18 level. Çok güzel level aldık be abi. Mükemmel bir level aldık. Thunder Wave aslında bizim için önemli olabilir de. Playnice'in yerini al kanka ya. Şöyle Pikachu'muza bir potion kullanalım. Full canı dolmadı galiba. 4 canı kaldı. Ondan da zortlarsak artık yapacak bir şey yok. Lena ile kapışıyoruz. Merhaba. İşte biz Misty'nin emirleriyle savaşıyoruz vesaire. Beni yok etmen gerekiyor. Beni yenmen gerekiyor diyor. Horsisi var. Electro Ball'la başlıyorum ben. Biz daha hızlıyız Horsi'den. Bu iyi bir haber. Tek attık. Güzel. 3000 XP ve Pikachu 19 seviye oldu. Güzel bir haber. İyi X'ler almaya başladık. Shellder'ı var. Electro Ball atıyorum. Pikachu buna da tek attı. Harikasın dostum. 3800 X'ten 20 seviye oldu. Pikachu harika bir savaş çıkardı bence. Tamamdır. Burayı hallettik sevgili dostlar. Ve karşımızda şimdi pek istemediğimiz bir eğitmen var. Misty. Hadi bakalım. Merhaba, sen yeni bir üssün diyor. Senin Pokemon'larla olayın nedir? Senin amacın nedir? Gücün nedir? Vesaire vesaire ya. Benim polisi nasıl çevirebilirim ya? Ya işte amaç mı diyeyim? Umut mu diyeyim yani?
Anladınız bir nevi. Hani onun hobisi de gibi ya, neyse abi. İşte ben Water Type Pokemon'larıyla, Su Tip Pokemon'larıyla ofansif savaşıyorum vesaire. Ben Misty'yim işte. Dünyanın en güzeliyim. Hadi be. Sen ise hazır mısın bize dedi. Hadi bakalım. Hazırız bence. Başlıyoruz abi. Mega Drain atacağım ben Golden'a. Dünya güzeli olmuş Misty ya. Allah Allah. Tek mi? Fuck. Misty ve Berkay evleniyormuş gibi yan yana durmuşlar. Çok iyiydi. Misty de iyi yani. Oha, 4040 XP mi? Çok iyi lan. Mega Drain atıyorum. Tek yebe çocuk. Citrus berisi varmış bir de şerefsizin. Twister attı bana. Kolay kolay zortlamam. Bu arada Clefairy'in IV Cute Charm olması gerek diye hatırlıyorum. Ona bakarız dostum ya. Cute Clefairy diyordu. Bak, dediğin doğru olabilir Berkay. Şimdi bakalım boss fight sevgili dostlar. Burası biraz sıkıntılı. Stun Spore yapacağım. Psy Wave tek yedik. Yememişiz. Paralize yaptık ve Mega Drain atıyoruz. Bu aslında fena olmayan bir başlangıç bizim adımıza. Psy Wave çarpı 2. Çok vuramıyor ha. Berkay geçiyoruz lan galiba. HP yeniledim. Mükemmel. Psy Wave atıyor abi bana. Biraz tehlikeli vuruyor ama. Mega Drain ve işi bitti galiba abi. Starmie'nin yes. Starmie Faint 9600 XP. 28 seviye dostlar. 28 seviye. Oo, sen çok iyisin. Pekala. Cascade Badge'ini almaya hak kazandın diyor beni yenerek. Ve Cascade Badge'ini aldık. Yes. Eyvallah canım. Evet, sıradaki yolun Vermilion şehri değil mi? İşte oranın gym lideri biraz ciddi savaşır. Umarım onu yenebilirsin diyor. College on the front gym. Ha, aynı zamanda işte önündeki elemanla konuşarak TM alabilirsin. Tamamdır Misty, teşekkürler. Evet, ilk savaşımızda yendik. Demek ki neymiş abi? Evrimi güçlü olan Pokemon değil, gerçekten IV'si önemli olan ve etkili Pokemon kazanıyormuş. Aynı Pikachu'nun Raichu'yu yenmesi gibi. Animedeki. Gerçi o biraz anime gücü de. Evet, görünüşe göre Misty yenmişsin. Bu iyi iş vesaire vesaire vesaire. Water Pulse'a 1750'ye. Yok ya. Gerek yok dostum. Teşekkürler. Evet dostlar. Misty'yi yendik. Açıkçası güzel oldu. İyi oldu. Şimdi Copycat'le de savaşırız. Berkay, Copycat'in ilk Pokemon hangisi hatırlıyor musun ya? Burada Lorelei diye biri de var. Aa, Lorelei şey değil mi lan? Alo, dur. Oğlum bu şeylerden, Elite Four'lardan. Konuşamıyorum. Good evil just a practice. Come back the candy champion and mega bracket. Aaa. Şimdi gel kanka, biraz seninle bir fight atalım ya. Aga, bu dev ne zaman evrimleşecek bilmiyorum artık da, bir an önce evrimleşmesi lazım. Yendim kanka. Aynen. Evet, seninle bir savaşmayı deneyeceğim. Paras mı? Ha, senden önceki eğitmenin Pokemon'ları ile. Mantıklı lan. 12 level adamın parası varmış. Ya Pojin ne ya? Küfür gibi. Odish. 14 seviye. Eğer öyle dediğin gibiyse buna gelen eğitmenin Pokemon'ları bayağı kötüymüş ya. Bu adam iyi yenmiş Misty'yi bu Pokemon'larla harbiden. Rotata mı? Oha.
yendik ya. Tamam, bu Copycat'in işini bitirdik. Abi Peter City'de bir Copycat vardı. Beni yok etmişti ya bir Pokemon'la. Oo, bu pek tatlı olmadı. Wartortle. 30 level Pokemon. Adam kasmıştır abi. Bak bizim bu devimiz de 30 seviye yaklaştı ama hala bir Roselli olmadı ya. Size bir bilgi vereyim. Abi şey yapmaya çalışın. Bu iki tür Pokemon yakalamaya çalışın. Hani Pokemon'unuz tek tür olmasın. Veya tek tür olsa bile hani diğer türlerin saldırılarına da haşina olsun. Aynı Golduck gibi yani. Gerçi Golduck sonra Psychic oluyor muydu? Bak onu hatırlamıyorum da. Wartortle'ın işi bitti. Tamamdır. Ne geliyor abi? Beedrill. Ben arkamı yaslanıp izliyorum. Buradayım. Eyvallah. İyi seyirler kardeşim. Hadi bakalım. Multiply bir saldırı geldi. Paralize olduk. Electro Ball'la ben tek atarım buna. Artık birkaçımız takıma yetişti sayılır. 20 seviye oldu çünkü. Bu bizim için çok tatlış bir haber. Tamamdır. Paralize oldu. Hallettik mis gibi. Oh diye güçlüsün. I couldn't beat you with the last gym leader challenger. He diyor ki hani son gym liderin kapıştığı Pokemon'la seni yenemedim diyor. Tamam anladım. Şimdi bir önceki şey takımı kaydettim. Seni tekrardan savaşırım falan dedi bize. Yok ablacığım gerek yok eyvallah. Şimdi sevgili dostlar açıkçası artık biz yolumuza devam edelim. Gerçi bu Officer Jenny görevlerini de yapmamız lazımdı da onun için ben artık bu şampiyonluğa doğru giderken mi yaparım bilmiyorum, emin değilim. Yani şu anda onunla zaman kaybetmek de istemiyorum. Buranın olayı neydi? Ben hatırlıyorum sanki. Bir saniye. Bir arka kapısı olan. Ha, evet. Ya dur konuşmayı atladık. Abi 25 level bu dev geldi senin takımı. Olabilir dostum da benim bu dev 28 level. Team Rocket Ground elemanı var. Şimdi Pikachu'yu alacağım. Hey uzak dur. İşte burası senin bölgen değil. He? Ben mi? Ben burada işte bekleyen biriyim. Bana inanmıyor musun? Hadi bakalım. Adamın Ekans'ı var. Biz Pikachu'yleyiz. Elektro Ball'la başlıyorum. 144 piksel izliyorum göremiyorum. 20, 28'dir o kanka. Ya şey mi? Dur bakayım. Benim yayın ayarlarında mı problem var bilmiyorum ama. 720 piksel veriyorum ben. Dur. Tamamdır. Vazgeçtim. Buradan sessizce ayrılacağım. Buradan uzasam iyi olur dedi kendileri ve kendisi uzadı dostlar. Şimdi bizim kata da ihtiyacımız var buraya gelmek için ama kat mevzusu sonra işlenecek bir şey. Şimdi biz buradan artık yavaştan yeni şehre doğru yol alacağız. 20 level Pikachu senin takımda kapışıyorum. Muhtemelen benimkisidir kanka. Burada bir Pokestop var. Artık buraya Gym Leader'inden sonra geleceğim. Zaten Gym Leader'inden sonra burada bir işimiz olacak. Benim nette sıkıntı var, sen değil, tamamdır. Şimdi sevgili dostlar, buraya gelmiyoruz çünkü dünya haritasına baktığımız zaman burası Saffron şehrine çıkıyor. Bizim Saffron şehrine daha yolumuz var. Bizim Vermilion şehrine gitmemiz lazım. Vermilion şehri burası, Vermilion City. O yüzden bu alt yolu kullanacağız. Bakın burada da bir uyarı geçmiş zaten. Yeraltı geçişi rota 5'ten rota 6 diyor burası. 21 Charmeleon. Tamamdır kanka benimkisidir. 11 level Jutun var. Onu kolayca yenersin ya. Burada bir dursana bir kanka. Voltorb'umuz var ve Voltorb'umuzu da Pokédex'e eklemiş olduk böylelikle. Bu olaya bayılıyorum abi ya. Youngster Timothy. Hadi bakalım dostum gel. Hey çocuk hadi kapışalım. Tangela'sı var 20 seviye. Pikachu için iyi değil. 24 level Nidorino senin takımını aldım. Benim takımı tokatlamışsın kanka o zaman. Senin takım bir tık daha güçlüymüş benden. Bu arada şey ya istiyorsanız bu hepimiz şampiyon olduğu zaman vesaire bir izleyici PvP'si atarız. Bakalım seri oraya kadar gider mi bilmiyorum ama.
Evet, Tangela'nın işini bitirdik abi. 1700. Ya, bin, ya. O güzel XP aldık lan Pokemon'lar. Oo, bu çok kötü oldu ya. Stomp lan! Yahu! Yine zortladık. Bu adam beni yok edecek abi. Flame Charge tek yedik. Evet. Ya ben biliyordum ki böyle olacağını. Lanet olsun abi. Ben hep bunu yaşıyorum ya. Flame Charge. Speed'i de yükseldi. Şerefsizin. Oğlum var ya, bu bunu aldı lan. Judith nereye bul alacak şimdi? Oha, takıma yetişecek lan. Oha, what the fuck? Oha, takıma yetişti lan Pokemon. Oğlum şansa bala bunu da yenerse, gerçi double slap attı ya. Bir şey değil mi? Judith bunu yenebilir. Olaya bak. 11 level Judith karşı takım yok edecek. Oha! What the fuck? Oha! Oğlum çüş lan. Bir Pokemon bir savaşta 10 level aldı oğlum. Oha. Rock True. Rock True Rollout'tan iyiydi değil mi ya? Gerçi Rollout iyi ya. Dur şöyle bir şey yapacağım. İnanamıyorum ya. Smackdown. Yok be. Ya beyler. Sanırım benim Pokemon'larım bunu kesemedi. Abi. Geç bunu ya. Judith takıma yetişti oğlum. İnanılmaz bir olay. Of. Aa, çok ilginç lan. Evet. Artık rota kaça gelmişiz abi? Rota Patik 6'dayız sevgili dostlar. Vermilion şehrine doğru gideceğiz. Burada yakalamamız gereken bir Pokemon vardı. Abi saydaki suya mı çektiniz? Bir saniye, sahadaki patik aldığı çıkmıyor mu? Oo, yalnız var ya, böyle bir olay varsa biz sahadaki unutalım abi. Yo, patik altı da çıkıyor. Abla beni nereden gördün oradan? Yeni favori Pokemon'um. Judith değil mi? Mükemmel olay ya. Ya of, Weedle mı? Bu savaş bitmez abi. Ya da şöyle bir şey yapabilirim, bir saniye. Artık takımımızın bir Judo'du var abi ya. Sen ne diyorsun? Ben böylesini görmedim. Mükemmel olay ya. Judith'luğunu gösterdi. Kral. Aha başladı gene bizimki. Rollout Tatata yine yok edecek şimdi burayı. Dik izleyin. Speed'i düşürdü. Aha bak, ikinci tek. Oğlum bir şey diyeceğim. Bizim Judith'un IV'leri nasıldı ki? Atal falan çok iyiymiş ama. Ah be, ulan Judith. Bunu kesemedi. Canı azdı. Abi Dig'i aldım oradaki adamdan. Hem görev hem bayağı iş yapıyor. Şu yukarıdaki adam Dig mi veriyordu?
Benimle dalga geçiyor olmalısın. Aynen kanka, seninle dalga geçiyorum. Dik dediğin eleman nerede? Pokemon her ne kadar sevsem de Pixar oyunları sevmiyorum. Ben Pixar oyunlara bayılırım ya. Ben severim abi Pixar oyunları. Citrus Berry aldım iki tane. Polisin beklediği ev dediğin şey miydi bu? Hani Misty'nin şehrinde olan yerde miydi dostum? Evet, Clefairy yine konuşuyor. Şey o şey diyorsan oraya geri döneceğim çünkü. Bu hani Misty'nin şehrinde mi? Misty'nin Jimin'in şehrinde olan neydi onun adı ya? Şurası işte ya. Serilinst miydi? O zaman Serilinst diye gitmem lazım. O adam dik veriyorsa. Dostlar bu video burada bitsin o zaman. Gerçi burada bitmesine gerek yoktur. Daha devam edebiliriz gibi. Evet, şey benim Serilin şehrindeyiz. Pokemon'umuza dig öğrettik. Şuradan hemen görevi de tamamlıyoruz. Evet abi, öğretmişsin. Sana söz verdiğim gibi bir ödül. Soft Sand verdi bize. Bunu satabiliriz. Ama Soft Sand'in şöyle bir özelliği de vardı galiba. Bir saniye, nerede o? Ground type hareketleri güçlendiriyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Hoppa, tamamdır. Geodude'umuzun artık özel bir soft scent'i var. Yer tipi saldırıları daha güçlendi sevgili dostlar. Onu da halletmiş olduk. Şimdi sevgili dostlar bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü açıkçası Mountain Moon'u farmlayacağız şimdi hep beraber. Oradan çok güzel şeyler çıkıyor. Mountain Moon'u farmladıktan sonra artık oradan da Vermilion şehrinde yeni bir video kaydına başlayacağız sevgili dostlar. Hadi bakalım. Like, abone unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.